Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Ruby dili hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Hazırladığım sunum üzerinden devam edelim. Ruby programlama dilinin ilk temelleri arkadaşlar 24 Şubat 1993'te Matsumoto tarafından Perl dilinden daha güçlü ancak Python dilinden daha fazla nesne yönelimli bir dil geliştirmek düşüncesiyle atılmıştır. İlk versiyonu 95 yılında dağıtılmaya başlanmış olan Ruby, Perl ve Python dışında Smalltalk, Eiffel, Ada ve Lisp gibi dillerden de büyük oranda esinlenmiştir. Açık kaynaklı koddur arkadaşlar. İlerliyoruz. Bu dillerin güçlü taraflarını kendi tarzında bir araya getiren Matsumoto, zayıf yönlerine alternatif çözümler üreterek temelinde program yazan kişilerin sadece kendi işlerine odaklanabilmelerini, dilin altyapısında boğulmalarını önleyebilmeyi amaçlayan bir dil ortaya çıkarmıştır. Matsumoto, Ruby'nin birincil amacının dünyadaki tüm programcıların daha yaratıcı olmaları, programlamadan zevk almaları ve mutlu olmaları için yardım etmek olduğunu söylemektedir. Ruby, sadelik ve üretkenlik üzerine odaklanmış bir dildir. Ancak yine onun yaratıcısı tarafından söylendiği gibi, tıpkı insan vücudu gibi görünüşte basit ancak içine bakıldığında çok kompleks bir yapıya sahiptir. Ruby, diğer dillerin hiçbirinde rastlayamayacağımız şekilde birkaç ufak istisna dışında tamamıyla nesne yönelimlidir arkadaşlar. Ruby tüm bunların yanında fonksiyonel ve prosedürel program geliştirebilmek için gerekli her şeyi de bünyesinde barındırmakla her türlü programlama felsefesine uygun bir dil olarak kendini göstermektedir. Mesela diğer çoğu dilde diziler, temel tipler kullanılarak oluşturulur. Ancak bundan dolayı kullanacağımız dizi için önceden eleman sayısı belirleyip bellekte yer ayrılmasını sağlarız. Fakat Ruby'de diziler de birer nesne olduğundan böyle bir şeye ihtiyaç duymayız. Bu yüzden diğer dillerden biraz bu bakımdan ayrılır. Mesela ekrandaki örnek arkadaşlar, C#'da mesela bir dizi tanımlayacak olursak string dizi diyoruz ve dizinin boyutunu yeni bir new string artarak belirlemiş oluyoruz. Ancak Ruby'de direkt dizi ve yani boyutsuz şeklinde tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. İlk cümleye bakıldığında string türünde sıfırı da sayarsak toplam 21 adet. Yani şurada arkadaşlar ilk dizide 20, yani sıfırdan indeks, sıfırıncı indeksten başlıyor. 20'ye kadar toplamda 21 adet eleman olacak kadar bir alan açıyoruz. Yalnız ikinci cümlede ise böyle bir şey yok. Yani mesela ilk cümleden bahsedecek olursak 21. elemana ulaşmaya çalışırsak bizi hata sayfasına yönlendirecektir. Ancak Ruby'de ikinci cümle böyle bir durum söz konusu değildir. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.